Dedim de yüzüyorum 3 tane çocuk. Bayağı Benekli Ayhan izlemedik uzun zamandır. Güzel değildi mi? Yani ben merak ettim hani niye belgesel olacak? Hani belgesel olarak nasıl yapılabiliyor? Anladın mı? Bir gün herkes ünlü olacak mı? Andy Warhol? Hanım birini emziriyor, biri ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim? Johnny Walker mı? Kim lan? Johnny Walker kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem, orospu çocuğum resim çekinirsem, video çekinirsem. Ailesi karı kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. Yanında karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem, yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur, karısı kızı var derim. Bizim ayılar. Bebek bir düzgün cevap ver Lassus'la yoksa çorapları escort gibi bana 1000 lira atayım mı? 20 lira atayım mı? Atma. Teşekkür ederim Hellcat. 20 liralık cömertliğinden ötürü. Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Ana. Biliyor musunuz? Konsantre 10 tane Benekli Ayhan videosu izleyeceğiz gibi hissediyorum yani. Başı biraz Türk komedi filmi introsu da vardı. Ama güzel duruyor. Bu video ulus hissettiriyor değil mi? Aynen. Ulus vibes. Ama kaliteli yani. 10 ay 11 ay her gün arabayı yıkıyorum. Artık aynı fırça, aynı beter. Az insan bıkıyor. Zor. Kollarımı bağırdı şu an bıraktım. Yolu dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? Tabii zayıfsın kardeş. Ayhan abi şey bir insan. Kendi narratörü. Hani böyle animelerde falan olan hikayeleri anlatan insanlar oluyor ya. Jojo'nun ilk partları falan mesela. Şunu yaptı, bunu yaptı. Aklından bu geçiyordu. Ayhan abi onu kendi. Kendisi o kişi. Kendini sürekli narratliyor. Harika bir karakter o yüzden. Hani en önemli özelliği o. Diyor ki adam aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri vermek istemiş. Satıcı. Bozuk değil. Dün aldığınızda gayet sağlamdı. Adam. Bu daktilo da saat yazamam. Saat yazamıyorum, iki tane A yok. Lan. Lan. Vay anasını. Her gün arabayı yıkıyorum. Köpürtmüyorum, deterjan da yok. Arabayı yıkıyorum, hemen yağmur yağıyor. Çamura bak la. Aa geldi gene biri, hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel kardeşim. Kolay gelsin. Oh, korktu. Pardon, özür dilerim, pardon. Bir daha sana sarılmayacağım, pardon. 19'u, bir de ara sokak. Bir tane insan geçiyor mu bak, Allah'ın sözü. Demek herkes tanıyor. Ben anlamadım ya. Seni tanımayan ölsün mü? Oysa elimi de üstüne atıyorum. Geç selfie yapak. Yapalım abi. Arabayı kilitliyorum. Issız yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayide, gazino, barda, pavyonda beni rahatsız etmeyin. Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 kilonu Ferrari çektim. 2 tane postacı, 4 kişi gelmiş. Abi yalnız hakikaten bu çok ilginç. Ayhan abiye hani her videosunda da inanılmaz derecede tanınıyor. Fark ediyor musunuz siz onu? Büyük ihtimalle bütün Türkiye biliyor ama takip etmiyorlar. Hani bayağı ünlü oldu ya, bir patladı yani. Sürekli Ankara'da fazla, belki de şeyden dolayı, hani Ankara'da olduğunu herkes biliyor ya. O yüzden de olabilir hani. Yani Ankara'da hani görünce tamam. O yani başka bir halde. Bir de çok karakter yani. Her tarafı dövmeli. Bu adamı görsen yani 300 metreden o dersin büyük ihtimal, yanına gidersin. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam gönderir misin diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam demiş abi diyor, Karabük'ten canlı yayını konuşur musun diyor. Aşk yakışma diyor. En son durdum. Bak hani sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem, biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela 1,5-2 milyar ha. En baba 2,5 liraya verip... Biliniyor ama tabiri caizse kas sistemindeki seviyesinden dolayı insanlar takip etmek istemiyorlar. Acı gerçek. Abi öyleyse üzücü ya biraz. Hani hakikaten kas sistemindeki düzenin öyle bir durum varsa biraz üzücü yani. Hakikaten acı gerçek. Aldığım parayı... Ama hakikaten çok çok daha fazla insan biliyor o kesin bence. Kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Hafta sonları maça gidiyorduk. Hafta içi de nerede alkol var? Seymenler'de. Nerede alkol var? Müyeköy'ünde. Dikmen, Ankara, Keçiören'de. Yani alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Onun sırasında pavyona gidiyorduk. Hiç namaz kılak oruç tutan diyen olmadı bugüne kadar. Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yapıyorum. Bitti.
Karaciğer dead oğlum ya, deli misiniz? Adam Ayhan abi nereden, hani en fazla patladığı video hatırlarsanız zaten etil alkol videosuydu. Yani karaciğer dead gerçekten. Etil alkolden alkol yapıyordu, sonra üşeniyordu, direkt etil alkol içtiğini söylüyordu, hatırlıyor musunuz? Şoförlük zor iş. 5'te kalkıyorsun yani, 6'da. Saat 9'da 10'da işin bitiyor. Akşama kadar boşsun. Yani. Gün üzeri sanayiye gidiyorsun genelde. Maske diyor kızlar ki Kaan abi, sen akşamdaki robot musun? Chat sizi bir robot mu kontrol ediyor? Siz robot musunuz? Üçüncü dünya savaşı neden çıkar bilmem ama dördüncü dünya savaşı... Cuma pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Tamam, sen ne yaptın? Abi. He, sen ne yaptın? Ne bekliyorsun? İş prensiplerim var. Hafta çay hatta içme. Çünkü kalkması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyorsun. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bu sebeplerden ehliyetimin alındı. Nasıl ya? Bir de aşırı hız. Bütün ehliyetin ehliyet sahibi olmaman gereken her şey zaten. Yok teşekkürler. Yok içmeyeceğim, sağ ol. Artı tecrübe. Hepsinin bir derdi var. Biri her diyor, şeyi saydı zaten değil mi? Niye hızlı gittin? Biri diyor niye yavaş gittin? Ayağın altında yumurtam var diyor. Biri diyor kaptan bizi mi öldüreceksin diyor. Biri diyor kapı açık kaldı. Biri diyor kapıyı aç diyor. Havalat diyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın 10 parmağım var. Hiç tırnak yok. Hep etler yedim. Bunu daha bugün yedim. Adam işi gücü yok. Kaptan sağında araba var. Kaptan solunda araba var. Sen yok ki araba sürmüyor mu kardeş? Siz yok ki araba sürmüyor mu? Siz inince araba sürmeyeceğim. Ben bu deve nasıl gideceğim? Ben sabah geri nasıl geleceğim sabah 6'da? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Komple. Bahane abi, bir de ne sana? Bir de ne sövsen benim arkadaşım. Seni tanımadık adama sövmem. Sen tanımadığın bir insana söver misin? Bu galiba Türkiye internetinin kaderi herhalde ya. Bu var ya, bu böyle içerik olsa abi, bunu ben de yaşıyorum. Bu neden? Adam channel point alıyor Ahmet'e, anasına sonra Ahmet'in anasına kendi de sövüyor. Bir şey yapmışsınız ya. Cheer atmış sideways, abi arkadaşıma söver misin ulan senin arkadaşın önünde? Aferin. Teşekkür ederim. Kezine bereket. Adam gayrimeşru mu? Avukat mı? Doktor mu? Mühendis mi? Çok mantıklı bak. Birine söveceksin yanlışlıkla. Bilmediğin bir bakan falan bir şey çıkacak. Klip alınacak. Sonra durumları biliyorsun yani. Savcıma hakim mi? Hiçbiri bilemezsin. Sanayici. Değil mi? Dedim ki bir de ne dedim şu arkadaşa söyle dedim. Sövmem diyor. Çay yoluna gideceğim. Bebeği okula yazdıracağım. Arabayı yıkayacağım. Muhasebeye gideceğim. Çok işim var. Tüm Kayseri. Bu arada hakikaten video konsantre Benekli Ayhan şeyi gibi, videoları gibi. Sporlara kapalı kalıya selam paket olsun kardeş. Benekli Allah razı olsun abim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ne yaptın Osman? Sağ ol abim, sen nasılsın? İyi, ne yap? Tadın o he? Etil alkol. Lanet olsun. Şimdi benim 3 tane bebeğim var. Bugün okula yazdırıyorum. Alayca bugün anakoluna yazdırıyorum. Düşün, acaba anakoluna göndermesem mi diyorum. 200-300 bin lira para harcayacağız. 3 tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay dağıtacak. Gerçekleri de tükürmese keşke. 20 sene sonra değişir mi bu düzen? Değişmez. İki üniversite mezunu, Türk Hava Yolları, uçak, yer hizmetleri, üst hizmetleri. Bebek burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamı zoruna gidiyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir eleman olsun, istediğin zaman işin güce bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur 4 tane film yapmış, şarkı yap. Bir anda Enes Batur'a niye geldi ya? 4 tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. YouTuber'lık nedir? YouTuber'lık nedir onu da bilmiyorum. Öyle bir derdim de yok. Anlamam da. Ben kendi sosyal hayatımı çekip internete koyuyorum YouTube'a. Amerika, Google bana para yatırıyor. Hayatımda gördüğüm en basit YouTuber anlatması bu arada. Bu zaten. YouTuber'lık bu değil mi zaten? Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık, şeytan, yolunda aşiye denir. Yolunda aşiye. Şimdi sanatlar da YouTuber diyor. Yeni adı Influzyber'mış. Influzyber çıktı bir dakika. Bir de influencer diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya bu hafta ya bir hafta. 5 Eylül pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. Ne lan? 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Ha şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne olur? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul 3'ten tek sanatçı mı olacağım? Sanatçı ne denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik,
bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Ne? Aktörler sanatçı olmaz dedi bir anda. Masaya böyle bir oyuncular sanatçı değildir. Bilmiyorum da uyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yerin tiyatroda oynasın. Tiyatro oynanır sanatçı denir. Yoksa kim ezberecek amına koyayım? Mal abi bugün çocuğum. Biraz yani uzgunum sevdiğim kız var. Baskısıyla sevgili olacak mısam adamsın seviyorum seni. Okul sık söpüyorum kediyi yengeye selam iyi yayınlar. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Abi bugün biraz üzgünüm. Sevdiğim kız başkasıyla sevgili olacakmış. Ama adamsın. İş görüşmesi mi bu? Şey mi dedi? Özür dilerim. Başkasıyla sevgili olacağım. Henüz olmadım. Başkasıyla sevgili olacağım. Get fucked. Geçmiş olsun. Okula yazdıracağım. Anaokulu. Anaokul açılıyor ya. Özel mi? Şey mi? Devlet. Ya la devlet okulu. 500 lira. Ben seni ararım mı dedi. Ben sana dönerim. Öyle mi dedi acaba? Telefonda söyledin. Güzel olsa boku yedik 5000 lira. Bu deli mi? Ben devlete zor gözüm yetiyor. Dün çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mı biliyor musun? Suluk. 5 lira. 50 lira. 50 lira. Suluk. 5 lira suluk mu lan? Suluk 50 lira olur mu la? Olmaz. Ben normalde yemek yemeyi sevmiyorum. 8 gün uyumam. Suluk almaya ne gerek var oğlum? 1,5 litrelik alıyorsun işte. 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşünün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı. Geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden saplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 420 lira 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? 5 yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı. 2 yıldır işsizim. Servisçiydim ama gündüzleri de motosikletle kuryelik yapıyordum soğukta. Şimdi ne oldu? Ben arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. 5 yılda düzenimi kurdum. Mustafa. Çok iyi. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunun hafıza doluyor ya. Kart da yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle dahil depolama. Kart değil, kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerbank gibi dahil depolama oluyormuş. Powerbank gibi. Nasıl ya? Ne o? Tamam şu. Açtığını kapandı. Kapandı mı açıldı? Abi. Öyle bir şey var mı? O. Düşünsene bu adam servis şoförün. Giga chat. Oğlum çok iyi, çok felaket eğlenirsin ha bu arada. Ne yaptın olsun? Benim lisedeki servis şoförüm öyleydi. İlk servis şoförüm. Aşırı eğlenceli oluyor ama işte bir tehlikeli oluyor yani böyle dediğim deminki senaryo yaşanıyor yani biri önüne kırıyor onu avrat küfretmeye falan başlıyor. Ama selamun aleyküm şu dayıya bak bir. Bu dahili depolama oluyormuş bu powerbank gibi. Powerbank gibi ayrıyetten. Öyle bir şey var mı? Oğlum o dedi SD kart değil mi direkt? E-mail atlayacağım 5 günüm kalmış. Telefon kapı 8 ay oldu 8 ay. Görüyor musun 5 gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu kardeş videoyu parasız yapmıyorum. Abi, vallahi 1 lira. Tamam, yemin ediyorum tamam, 1 lira. Fotoğrafı tamam. Videoyu. Lan 1 lira mı? Harici disk telefonu olmaz ki. Chat HDD mi takacağım 1 terabayt? Öyle bir şey mi var telefona? Gerçi takılıyor herhalde de niye böyle bir şey istersin ki? Video. Dediğimi anlamıyor ki. Tamam, niye böyle bir şey istersin ki taşınabilir hard disk takmayı telefonuna? Gerçi video falan çekiyor. Doğru isteyebilir öyle bir şey. Param bitti paramı geri ver tememe mi? Tememe. Hemen kokan teşekkür ederim. Arkadaşlara selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, geyler günü, LGBT günü hepimiz kutlu olsun. Herkese 10 video gönderse ben ne yapayım? Adam buluyor artık. Kardeş 10 bin lira verip dükkanımızı çek diye bir gideyim anayasın. Ya Sivas Yangara güçlü. Hadi istemiyoruz ayıp olur diye belaş. Hep belaş şimdiler. Ne olacağız lan bu telefonu? Kapanacak lan. Günde 5000 kişinin elim çekiyorum Kızılay'da Ulus'ta. Hepsi elimi sıkıyor. Maske takıyormuş. Beni öpüyor. Bizim millet salak salak. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. Ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi ben daha Suriye'ye geldim eve gideceğim işte. Senden haber bekliyorum. Tamam diyor. Ulan. O zaman seni eve gidip arabaya getireceğim. Tamamım diyorum. Öyle bir color grading yapmışlar ki yalnız. Hakikaten Ankara renkleri yani. Ya, tamam. Hani gözün böyle görmüyor Ankara'yı. Ama böyle hissediyorsun Ankara'yı. Tamam. Müthiş bir yani doğru. Sen, böyle kararıyor için yani. Hepsini koyacağım. Şahinimi alıp geleceğim. Byton Official teşekkür ederim. Cömert Nütçü. 2017 yılında Kayseri. Selamlar Kaan. Byton takımına selam söyler misin? İyi yayınlar. Oğlum terör örgütü müdür? Nedir ben selam söylemeyi bıraktım öyle. Geçen bilmem ne jandarma bir şeyine selam yollattılar lojmanına.
Hemen bir daha yok ondan selam melam yok bundan sonra. Şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara'cı şampiyonluğa geliyor bugün. Ne diyorsun? Şimdi kadar şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak ben biliyor musun? O video patladı. Sonra ben bir hafta sonra geçtik farkında ben bir ağzından bir laf daha açtım. Adam Ankara üstlüyüm diyor. Bu efsane videosu ama değil mi? Adamda paça bile yok. Nasıl Ankara işte bu amına? O laf da patladı. İşte bu virüs sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Ben diyorum 17 gün sokağa çıkma yasağı hesaplıyorum. Tişört nasıl bu arada? Anne beni bırak. Yetişkin dizisi, çizgi film izliyorum. Kafan çalışıyorsa izle sadece anne. Vay para almaz. İlke Caner diyor ki İlkan Fix adresinde CHP'ye yazamıyorum ama burada yazabiliyorum. İmdat e-posta adresi İlkan Fix adresinde yasaklı diyor. CHP'ye yazabilmek için takipten Ç. Kardeş ne diyorsun ya? Ben o modlara yazmam lazım o durumu. Bu gamer repliği de bunun mu? Bunun tabii. Bu deli mi bu gay mi? Hepsi Ayan abi. Lan oğlum bir sağa sola bak videoyu sarıyorsun. Yayın akışımızı modifiye ediyorsun. Benim kardeşim var. Pardon chat. Soğan çıkmayan sayla ilgili yorum yaptım. Yasaklar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmez. Merhaba ben Binogame asistan ya. Size yardımcı olmak için burada yiyeyim. Maskeyle ilgili yorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz. Yakup kardeş miymiş lan Ayan abinin? Geliyor beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarımı alıp YouTube'a, Instagram'a, TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum. Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW. YouTube reklamı gördüm. Ben de BMW'yi seviyorum ya burada benim dövmem var. Ben diyorum BMW diyorum acaba beni keşfetti bana araba mı hediye çekiyorum kendi kendime. BMW'yi arıyorum diyorum Mini Cooper reklam ver. Bu olayı ben şeyde yaşıyordum. YouTube'a ilk başladığım zaman böyle full time yapıyordum ya. 20 bin 30 bin aboneden falan sonra sürekli video atıyordum. Babamlar falan da dikkatleri çekiliyor. Yani annem falan da izliyor. Her çıkan reklamı şey sanıyorlar. Hani bana bireysel olarak geldiler. Mesela Samsung telefon reklamı çıkmış. Galaxy. Babam bir gün diyor ki. Babam da hani alakası yok YouTube'la falan. Şimdi bayağı takılıyor da. Şey diyor. Kaan ya hayırlı olsun Samsung'dan sponsorluk almışsın. Galaxy bilmem işte S20 falan verecekler. Galiba telefonu değiştiriyor musun falan. Baba dedim. Ne diyorsun hiçbir fikrim de yok yani. Videonu izliyordum. Videonun başında reklam çıktı. Samsung Galaxy S20 bilmem ne şey reklamı. Dedim ki öyle bir şey yok dedim. 2-3 kere daha böyle gelen reklamların bana geldiğini, benle anlaşılıp yapıldığını falan düşündü. Çok üzüldüm. Keşke öyle oldu. Bedava telefon alırdı. Anasını avre dene be. Evet baba aldım ya yeni telefon. Evet telefon verler kopyum. Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan para yok diyor. YouTube'a koymuş 90 bin izlemiş 2000'de. Araştırdım YouTube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob. Google Mob? Sız. Amerika'dan şifre geliyormuş abi yapamam dediler. Lan diyorum Amerika nereye Ankara nereye? Telefonda kontör yok. Ama uğraştım para kazanmam açıldı. Gittim vergi dairesine abone oldum. Fatura kestim. Sonra 300 lira 600 lira öyle başladık. Masum beni aradı sordu işte yazıştık. YouTube ile ilgili yardımcı oluyor sanki bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen benim niye az reklam koyuyorsun? Babici sevenler CHT'a bir. Ben Masum Yılan'ı izledim. Analiz için bir reklam çıkıyor. Bir sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan tek insan. Adamlar 23 tane reklam koyabiliyor musun lan videoya? Diyordu baba gene basmıştım vermişsin ayarı diyordu. Oğlum ben izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordu. Niye abi diyorlardı. Lan salak mısınız oğlum ben bu işi para için yapıyorum para. Ben salak mıyım? Ben salak mıyım aşımaca? Bu ne biliyorsun samimi YouTuber. Bağırayım küfür edeyim aşımaca kaynatayım milleti güldüreyim de ben salak mıyım? Herkese bu dert oldu. Ben 3 ay öncesine kadar kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını otosikletini satan, kimseden 1 lira borcu istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, gündüzleri motosikletli kuryelik, sabah ve akşamları servis süren, yanlı ekşiden giren insan, şu an benim aldığım 5-6 milyon lira derdi olmuş. Herkes, abi kaç para aldın, tır mı otobüs mü aldın, şöyle derdi olmuş. Çok açık sözler. Bana soruyor herkes. Abi diyor değişen var mı diyor. 93 model. 30 yaşında araba alıyordum değişen var mı diyor. Şahin la bu. Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyor. Şu bile yeni aldım şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Çok salak bir soruymuş hakikaten. 30 senelik Şahin'i nasıl değişmeyene kullanacaksın ki? Arabayı garajda tutuyorsun zaten değişeni olması gerekiyor. Bence de yok.
Gaz yok, benzin yok, akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu, geliyor mu? Gitmiyor. Ananı sikeyim. Burada dolu. Hep sandalye, mangal, çadır. Tamam, tek çek bizi bebeğine. Abi bir tek çekinebilir miyim? Hadi geç kalıyor. Ana ama. Oğlum 12'de okul başlıyor. 13 dakika var. Benim de geleyim. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok... Oğlum bura balkon değilmiş ya da şey değilmiş ya. Ben çok şaşırmıştım ona. O videoda fark edince. Burası evin içiymiş. Hani ben şey gibi sanıyordum böyle. Teras gibi bir şey sanıyordum. En büyük benekli ayhan şoklarımdan. Tutulan videolarım sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patates. Servisin lastik patlaması ve servisin bozulması. 3. Burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar. Etil alkol videosu çekeceğim. Bu hafta oo, sonu belki. Biralarım. Bayağıdır izlemiyoruz ya değil mi? Şurada boğma rahı. Bunlar da etil bir alkol. Etil, bir daha yani bir etil alkol videosu çıksa gene izlerim ya. Beni artık bir tek o sarıyor. İki tane yapmıştı da. Bir tane daha çekse izlerim. Aslında sen de olsan iyi olurdu. Bana biri bunları koyacak. Çok böyle RNG bir YouTube kanalı anladın mı? Random hani ne geleceğini bilmiyorsun. Oturup cidden 30 dakika izlemen lazım. Anca o zaman hani video iyi mi kötü mü anlıyorsun. Hani videoyu başından da anlayamıyorsun. Başlığından da anlayamıyorsun. Böyle gözün kapalı girmen lazım o videoya sadece. Biraz o yüzden hani zor bir YouTube kanalı var bence. Hani yayında mesela ondan izlemiyoruz artık. Çünkü hani bir videoya gireceksin Hayan abinin videosuna. Çok süper düz bir video da olabiliyor yani. Hayat gibi. Evet. Hayat gibi. Çok garip yani. Bak numaralı. 35, 30 falan gördün mü? Bu özel kardeşim. Bunların hepsine koyacağım. Bunlar vodka, cin, rakı bak. Re, rakı. Bunlar hep kardeşim. Bunları koyacağım. Niye dedim? Ya şu bu markasını vermediği etil alkolün markası ünlü oldu yani. Hayatım boyunca bir tane bile etil alkol markası bilmiyorum. Artık Gold Depp diye bir etil alkol markası olduğunu öğrendim. Topu atacağız. Bir de markasını vermiyordu. Top kaçta durdu? 30'da. Ben bunu içeceğim, tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Şattır sen koydun bunları kaldırdı. Ben bunu tahmin edeceğim. Ne konuluyor o şeyleri rulette? 20 bardak var mesela. 15 tanesi öldürmeyen alkol, 5 tanesi direkt etil alkol böyle. Yani hadi kolay gelsin. 500 bin izlenir. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı sabah bir tane kalmış. Kırmızı sabahları bitirdiğim için gay biraları durmuş, kırmızı sabah içmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok araba yakadın, yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır, biz hemen çay yoluna gideceğiz. Yep gay biraz. Çay orada da içeriz ya. Çay içmiyorum. Göremiyorum. Niye buldum göremiyorum. Bu da benim. Oğlum Ayhan abi bütün biralara gay diyor ki bu arada. Ne zaman dur, denk sakisi. Gelsek? Ne zaman gelsek her şeye gay birası diyor. Bir tek kırmızı Tuborg muydu gay birası olmayan? Doktor şeyim arkadaşlar 12 sene doktorluk yaptım. Tek kırmızı Tuborg değil aynen. Herkesin evine gidiyorum ben pırıl pırıl. Bu ne oğlum doktor mu oldu? Yok. Benim evde her yeri yiyecek falan. Niye? 3 tane bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya. Yetiş ya. Şekeri buraya sürüyor. Çayı buraya döküyor. Kola öyle döküyor. Ben de hani bıktım yani valla. Ta duvarım buraya kazım işte bak. İkra var ikra. O tam ben. Ele benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyorum. İnsanı hiç sevmiyorum. Hani ben gibi. İnsanları sevmiyor. Konuşmuyor. Ne bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan sürüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyorum. CHP iktidarda olursa solcu ismi. AKP iktidarda olursa Aliye ismi. Eylem solcu ismi. Aliye Kur'an'da geçiyor. Ebrar. Kur'an'da geçiyor. Serra. O da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar. Karışık mix up. Ebrar. Omega abo. Tamam beraber sürek gel. Hadi araba sürek. Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koydum. Ben orada ironi yapıyorum. Benim çocuklar büyüyecek.
üniversite mezunu olacak. CHP'ye tabii AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Benim çocuklar okuyup da devlet dersine çekilecek gene olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan, devlet dersine çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, rüşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem. Sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani hak, hukuk. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık, bokun yedik. 30 tane çocuğu götür. Gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Bu ne kalabalık lan. Beys, Zülfikar. Haram bilmem içkinin Allah'ını içerim. Aha. Onu o mantıktan demiyor. Hani o biraz ahlak yönünde diyor. Hani diyor? Dediği şeyler biraz ahlaka giriyor bence. Gerçi dine de giriyor gene ya tabii, hak yemek falan. Yok. Biraz düşünce ya. Adamı tavrı. Ha, gel. Eylem hala diyormuş. Şunu tak boynuna. Bir saat. Aa, Doruk girdi mi Doruk? Şey anne. Oğlum ya, dünyanın en korkunç zamanı. İlkokul boyunca. Okulun ilk günü. Nedense farklı koyuyor ya. It's different. 5. sınıfa kadar okulun ilk günü çok kötü oluyor. Çok iğrenç oluyor. Adı neydi? Doruk'u çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem Ali dedim, hangisi? Şuraya mı gitsin? Hadi oraya git. Çocuk. Hadi git kızım. Şey olur mesela ilkokulda, okulun ilk günde bir tane çocuk olur. O kadar çok ağlar ki annesi kapıda beklemek zorunda kalır. Sonra annesi falan her teneffüs gelir o çocuğun. Sonra sen de bakarsın. Lan benim annem niye gelmiyor acaba dersin. Ama annen mantıklı. Doğru hareketi yapan annendir aslında orada, ama anlamazsın onu. O zaman da. O çocuk dayaklı bunu var ya. Yani. Eylem şura. İsmini okunmuş. Yasak mı veriler? Ama galiba yasak değil mi? Normalde yasak bu arada. Ben de yasak diyor. Hani veli gelmesi yasak. Sadece şımarık veliler geliyor. Oha, ilk günün kızım. Nasıl bir duygu? Yasak. Üzgün müsün ablan gitti? Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özledin mi Eylem'i? Eylem orada baba, bay ya. Özlüyor mu? Her gün kavga ediyordun. Zah, kurtuldum. Oğlum ne yaptın? Erkekler ağladı. Anne koydum videonun. Annesiz gitmem diyor erkekler de. Oğlum, kızlar hemen gidiyor. Klavye yatılır mı öyle? Maşallah. Dur bek. Hani vallahi iki erkek ağladı. İşte bir çocuğun dakika. Biri ağlarsa hepsi ağlar. Anladın mı? Bir dakika bir. Salak mı lan bu? Kardeş, oradan kalkar mısın? Bomba. Ona ve ayar şöyle biraz sola kaydırsam uyanır mı ama? Patilere bak. Anan avradını. Böyle pidi 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 pidi. Bunu yapmayın. Calisir sıfır diyor ki, abi kedimi aldın. Aldım son model. Dur. Bekle dur. Gel. Gel, seni şöyle yana koyacağım. Sen de rahat edeceksin, ben de rahat edeceğim. Kalktı. Onu geri yatırabiliriz. Bakalım. Bakıyor şimdi. Neye bakıyor? Kapıya bakıyor. Ne var acaba? Oğlum ben hep korkuyorum böyle. Böyle kedi böyle... Böyle böm böm bakıyor ya hule. Lan diyorum, Sena'ya şaka yapıyorum sürekli. Cin görüyor bak diyorum şimdi. Kitleniyor bakıyor böyle. Ben her hayvana o şakayı yapıyorum böyle. Çok şey olanlar çok tribe giriyor. Benim bir arkadaşım vardı, öyle köpeği vardı. Yazdığında sürekli köpek baktığında şey diyordum. Bak cinlere bakıyor şimdi diyordum. Oğlum deme öyle, yapma öyle. Sonra çocuk uyuyamadı gece. Köpeği kapısını kilitledi. Köpek odasına gelip bir yerlere baktıkça korktu. Sonra kapıyı kilitledi. Salak. Ne yapıyor? Neyse, kaynatma ya. Bugün yayını kaynattın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile, sonra okul, sonra çevre çocuğu etkiliyor. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, düğüm, hep çevre. Doğru, hep çevre. Faça atmayın. Hadi gel. Çevrenize kanıp. Zil çalacak, okul da alacak. Oğlum, tamam mı? Ben şeyi hiç anlamadım bu arada. Hiç anlayamadım bir kültür. Faça niye atıyor ki insanlar?
Cinlerden korkmak elflerden korkmak gibi bir şey. Elflerden de korkuyor zaten insanlar. Erkek kedi. Racon mu? Şey galiba değil mi? Ne bileyim yani. Bunu kendini yapan bize ne yapar? Kafası herhalde biraz. Genelde ama ergen oluyorlar ya. Salak ve ergenken genelde millet façı atıyor. Ya da büyük ve salak. Üzgünüm. Acıları dindirmek için mi? Ama biraz alkol gibi kendine zarar mantığı var herhalde. Bunu bana bir söyle. Vallahi adını unuttum. Geçen biz amigolarla gittik oraya. Ya adı da ben zahmet bir garip bir şey yani. 200 metre sonra. Tanıdık yer de var aslında. İçeri tutmadıysanız. Ya yani saçma. Yanlış bir şey. Sakın öyle bir şey düşmeyin. Sen sazmaz da gelecek dedin. Façam... Saz gelecek. Baz, söz, rakı. Tamam efendim gene görüşürüz hadi. Tamam oğlum cuma haberi. Tamam hadi. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara İncek Tulumtaş'tayız. İncek'in sonu. Arkadaşlar. Ayhan abinin telefonu çok iyi bu arada. Ne yapıyor? Ayhan abinin telefonu hakikaten çok iyi. Neydi o bir Xiaomi miydi? Huawei miydi? Bin zoomlu. Benim şairi soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? İşte. Göreceğiz. Değişen var mı anlayacağız. Dünyada tek. Kompitese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakıyorum. Bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye 4 video bir resim çekiyorum. Bıktırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim 40 tane. Hepsini tanıyorum bebelerin. Hiçbirine cevap vermiyorum. Hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım. Bu arada hakikaten Ayhan abinin Instagram'da bir sürü benekli Ayhan'ın da sayfası var. Sürekli şey geliyordu. Bir tane sayfasını takip etmiştim. Ben gerçekten benekli Ayhan diye. Kendisi çünkü DM attı. Ayhan abi seni çok seviyor. Teşekkür ediyor izlediğin için videolarında falan filan yazmıştı. Ayhan abi bunu dediyse Ayhan abinin sayfasıdır. Ayhan abi başkasına vermiştir sayfayı değil mi? Hani mantıksal olarak bu olması lazım olayın. Ama sonra sürekli o sayfa benekli.ayhan sayfası haftanın her günü başka bir benekli Ayhan kombinasyonuyla canlı yayın açıyordu. Ben de anlamadım hep. Hiç de bakmadım yayınlara. Sürekli ama Instagram canlı yayını bildirme geliyor. Benekli.ayhan benekli.ayhan 06 ile yayın açtı. 2 saat geçiyor. Benekli.ayhan Benekli Ayhan 2 neyli ile canlı yayın açtı. Acaba hangisi gerçek Benekli Ayhan? Dedim ya. Tamam oğlum Bekir'e inanmam sana ne ya. Ankara'da olmadığım okul, devlet dairesi, fabrika kalmadı. Bir tornada var mı? Şase düzgün. Şase düzgün. Oran normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayhan abi bizi ünlü yap abi. Tamam koçum yapalım. Ne şeyin ne? Çok şey vibe'ı yok mu yalnız böyle gözlük falan? Dalın ne? Abi biz TikTokçu olmamışız. Para kırmamışız. TikTokçu mu? Günlük 1-1,5 milyar para yatar. Tamam, para abi. Seni bozar mı? Mükremini görmüyorum herkes oyunu. Günaydın ya. Abi. Bugün çok güzelsin. Amp noktalı virgül litre noktalı virgül 3. F'in. Kokan sana biz oynamadan kazanmaz. Oynamadan. Ne yapıyorsun ya? Şu kamerayı ben düzelteyim de. Bu zaten gidecek büyük ihtimalle sıkıldı. Bir saniye çek. Bizi TikTokçu yaparım. Bizi TikTokçu yaparım. Para seni bozar mı? Ulan ananı ağlan. Bak bak. Oğlum çok güzel içerikmiş ha. İnsanlar niye evcil hayvan alıp sürekli evcil hayvan değiştiriyor her hafta anladığım YouTuber'lar. Ama otur bunu izle işte. O şeyden içmeyi seviyor ama büyük ihtimalle dökecek o bardağı. Biraz tehlikeli bir hareket yapıyor şu an. Nedense tastan içmek yerine bardaktan içmeyi daha çok sevdi böyle. Dökecek. Osur mu oğlum? Abi kediye kötü örnek olma Burki Ayhan izleteme bir de kedine adın itch.io bu oyun çok iyi abi yayında istersen oynarsın. Teşekkür ederim Cavcar. Merhaba. Merhaba. İsmi Bonibon. Ama kimse Bonibon demiyor şu andan dolayı Boni diyorlar. Boni diyoruz. Bonbon. Bonibon kelimesinin içindeki her şeyi denebiliyoruz. Gidiyor.
Ben bir kapıyı açayım ya. Kapıyı ameliyat açayım oldum da. Ölmedim, buradayım A9. Çok geçmiş olsun Ender. Neden kazanmak istiyorsun? İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu, nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Çıkmadı ya. Arkalarda bir arada kapıyı açtım. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un var mı? Var. Param var mı? Benim lira, bir kedim var ama bunun bir alt modeli, bir de modifiyeli bir farı. Mavi bir farı, sarımsı. Ya biz de farları modifiye edeceğiz, bir de film çektireceğiz. O, önemli onlar. Var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. Dur bakalım, bir ünlü olma formülü geliyor. Müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kola... Ay götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsa nasıl bu çocuğu? Andy Warhol söylemiş bunu. Bir gün herkes götüne kola sokup ünlü olacak. Denemeye gidiyorum. Bir bak bakalım, bir duruma göre bize de şey yap. Yok abi tamam diyor, gidiyor. Sokamam abi diyor. Bir dakika. İnsanlar hakikaten bunu mu diyormuş? O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsa nasıl bu çocuğu? Yok abi tamam diyor, gidiyor. Sokamam abi diyor. Tayt giyer misin? Tayt yok abi. Oynar mısın? Giyemeyiz abi. Gelinlik giyer misin? Bu inanılmaz bir kabullenilmiş homofobiklik var ya. Çok korkunç işte. O korkunç. O zaman ya. Nasıl ünlü olacaksın? Dalın ne? Normalleşmiş ya. Dalın ne? Ben nasıl ünlü oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşuyorum. O da benim babamın lafları. Babam da FM'den duymuş. Babamın annesi budur. Ankara ve Sivas şivesi. Ne? Karışıyoruz. Maça gidiyorum, maçı çekiyorum. Mangala gidiyorum, mangalı çekiyorum. Etil alkol içiyorum, çekiyorum. Viski, absin. Tatile gittim, tatilimi çektim. Bara gittim, barı çekiyorum. Pavyonu çekiyorum, işte bu. Kamerayı açıyorum. Ya aslında dediği şey, hani ünlü tırnak içinde internette tutmak için, ya karakter, bir kişiliğin varsa bunu yansıtırsan yani oluyorsun herhalde. Özellikle hani YouTube'da, TikTok'ta falan. Hani götüne kola sokma ihtiyacın var mı tartışılır biraz. Yani mesela karakter bir insan kendisi. Ayhan abi. Hani yaptığı aktiviteler de ilginç. Etil alkolden alkol yapımı. Hani ama hani YouTube'da bunun 10 bin tane örneği vardır büyük ihtimalle. Annem var mı? İlla ki var. Yani. Gönderiyorum. Ne özelliğim var? Konuş diyorum. Adam anlat diyorum. Adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış. Ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula bir git. Şey açısından yaklaşmak da yanlış yani. Hani millet böyle YouTube'u, Twitch'i, TikTok'u falan sadece hani ünlü olayım, para kazanayım, ünlü olayım falan filan kafasıyla bakan insanlar hiçbir zaman hani bu işlerde yürümüyorlar benim fark ettiğim. Hani vardır illaki çok üstüne düşüp yapan ama hani mesela bu adam YouTube'dan böyle tutacağını planlayarak yapmamıştı. Yani yayın açan insanlar için de aynısı geçer. Hani o aktiviteyi hobi gibi, yani o hobi, hani boş vaktinde onu yapıyorsan, onun üstüne düşüyorsan ve iyi yapıyorsan başka insanlar da buna dahil. Hadi tabii biraz stratejik yaklaşmak da lazım hani şu dönem. Hani 2021'deyiz yani. Her bir sürü insan var YouTube'a şey yapan. Biraz hani mantıklı pazarlamak da lazım ama genel kafa yapısı şey bence. Yani yapabildiğimin en iyisini yapayım. Kendine eğlenmen lazım ondan. Gitmiş sadece düz gitmiş. İşe gitmiş düz gitmiş. 3 sene askerlik yaptım. 1000 tane meslek değişti. 100 bin kere angrajör maşına gitti. Başıma bir olay geldi. Ben buraya 1 milyon kez geldim. Burada yattım uyudum. Düşün. Evden çıkmamış. Adam anlatacak bir şeyi yok. Demek ki... Lan ben mi o? Şaka mı? Olay değilmiş. Ayhan abimizin aracını ekspertiz yaptık. Havan hariçte komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Egzoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amortisörlerimizde sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. 3 değilse 9 değil. Fulleyebilir mi? Daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hayır, daha demin baktım. 4600 Ankara'da. Adam 5.9 almış. Plakayı yaz da bir fatura bana lazım lan. Eve gideceğim, işe gideceğim. Servis yapın. Ne oluyor oğlum, manyak mısın Emmerwolt? Gecenin saatin 10'unda. Kesene bereket Emmerwolt. Çok teşekkür ederim. 20 sub giftin için.
Çok sağ ol. Bir daha yapmayayım da sonra adam geliyor çorabını kaça satarsın diyor. Emrebol çok teşekkürler bu arada. Kalp atmayanın kalbinin... Pardon. Burada. Natyonu kocam arabayı. Hep cepten yakıyoruz. Muharistasyona gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az ışıdıyor. Sinyaller... Roman gibi şey vermiş. Zaten hiç belli olmuyor. Çorap moderatörleri beleş bu arada, evet Tezek. Niye çorap hep aynı çoraplar giyiliyor sanıyorsunuz bir dönemden sonra? Çünkü gidiyor giyerler. Gidiyor. Zaten... Koala mesela şeyi aldı. Pembe çorabı koala aldı. Kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürdüyse frenler tutmuyor. Hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım. İyi ya, iyiydi. İyi videoydu. Evet. Senin doğum günün mü? Sana bir hediye çorap yollayayım ben. Uyan Bey, teşekkür ederim. Cömertliğinden ötürü. Güzel sözlerinden ötürü. Winston Bey, DB Soyal, teşekkür ederim 13 ay için.